da Burak Özçivit'in kardeşiyle fotoğrafı var. Benziyorlar mı, benzemiyorlar mı? Bircan geliyor bak, çok güzel iki kardeş. Burak Özçivit kız kardeşiyle bir fotoğraf paylaşıyor. Ve sosyal medyayı sallıyor bu fotoğraf. Benziyorlar mı? Benziyorlar. Simsiyah ya. Evet. Ay gözler falan çok benziyor ya. Çok da güzel bir kızmış. Ben çok beğendim. Bakıyorum şimdi. Ben bu fotoğrafı kaç daha önce görmüştüm. 724 bin like almış. Vay arkadaş ya. Güzel kız. Bakışları çok güzel. Çok, çok güzel. Bizim Ayşe'ye benziyor. Estetik. Aa evet. Evet ona benziyor. Evet evet kızımız. Benziyor. Öptük onu. Yorumlara bakıyorum. Kardeşi ondan daha güzel diyenler var. Ha? Evet. Canım görümcem diyenler var. Çok hayal dünyasında yaşayan takipçiler var. Ondan sonra ne kadar çok yabancı hayran var Burak ya, inanılmazsın. Çok güzel. Sadece Arap ve İngilizce mesajlar görüyorum. Ondan sonra başka ne? Sadece bir kalp koyarak paylaştı değil mi bunu? Hayatım Türk fanı yok mu ya? Ben sadece yabancı mesajları okuyorum. Fahri Gezcan da bu fotoğrafı likeleyenler arasında. Ne kadar da söyleyelim. Vay be kız kardeşiniz olduğunu bilmiyorduk ifadesini kullananlar var. Abi kardeş bir film yapsanız da izlesek diyenler var. Ececiğim. Yani bazıları şöyle tabii ailesini çok paylaşmaktan hoşlanmayabilirler. O yüzden az paylaşıyor diye tepkiler varmış. Yani çok paylaşmasın bence de. Ben de çok paylaşılmasın hayranıyım. Çünkü onlar bu hayat tercih etseydi zaten böyle olabilirdi belki. Ama mesela paylaşım isteyenler de özellikle mesela sen 2 gün eğmen paylaşmasan herhalde seni kesebiliriz. Tabii. Merak ediyorlar. Hani biz seni tabii biliyoruz ki eğmen nerede diye değil mi? Onları da uyduruyor. Alıştırınca da yapmak zorundasın. Alıştırınca da yani. Tat vermek de güzel. Şimdi mesela Alişan'la Buse bu kadar hamileliğini paylaştı Buse. Her şeylerini paylaşıyorlar. Bebeği paylaşmazsalar o zaman da tepki gelir biliyor musun? Gelir. Çünkü alıştırıyorsunuz. Evet. Alıştırınca da yapman da güzel ama. Onlar da şimdi arada kız kardeşim paylaşıyor. Fahriye ile de arada paylaşıyorlar. Evet. Ve ama şöyle bir paylaşımları var. Bak bu da çok enteresan. Fahriye ile Burak yan yana değil ama aynı mekanlar, aynı yerden fotoğraf çekmeler ama ikisi de tek tek. O değişik. O da değişik bir kafa. Ya ben mesela şunu düşün bir de. Serengil ile Yaşar İpek'i düşün. Evet. Hani artık Serengil. Bak iki gün yan yana fotoğraf paylaşmasalar Allah korusun boşanıyorlar mı? Değerler. Çünkü alıştırdık. Ama şimdi mesela zaten ben bir tane koymuşum diyelim. Koymuyorum hani kimse demez bunu. Aynen evet. Aslında biz o eleştirilere kendimiz yaratıyoruz. Evet. Ne güzel bir şey. Tüme varım. Evet. Magazinin şeyi kimyası. Kimyası. Çözüldüm. Instagram'ın kimyası da çözüldü. Evet. Evet. Peki devam edelim mi? Şu enteresan. Aynen. Bakayım. Bu neymiş ya? Aa Kuşum Aydın. Birazdan geçeceğiz onu. Evet tamam. Şimdi başka bir haberimiz var efendim. Güzel ben bugün senin bombaların var açıkçası. sana gelen mesajlar var ve canlı yayında bunları anlatacaksın. Evet. Sana çıkan da bir karar var. O kararın akabinde senin cep telefonuna o şahıs tarafından atılan mesaj var. Az sonra. Hepsini konuşacağız. Peki şimdi ilk konumuz geçtiğimiz günlerde burada paylaşırken nasıl anons edelim, ne yapalım? Nasıl ağlamadan sunalım diye bir haber vardı. Biliyorsunuz Mertcan. Türkiye'nin aşı sağ olsun. Evet. 6 yaşındaki Mertcan'ı velayet onda olduğu için sabıkalı bir babaya verildikten sonra ölümünü izledik hep beraber. Hepimiz sorumluyuz. Bu kararı kim verdiyse başta onlar olmak üzere. Ve bugün nedeni ortaya çıktı sevgili seyircilerimiz. Nedeni neymiş biliyor musunuz? Cani baba Mertcan'ı neden döverek öldürdü? Çünkü annesine benzediğini düşünüyormuş. Görüntüsünün annesine benzediğini yani eski eşine benzediğini düşündüğü için evladına kıyan bir cani. Yani gittikçe kan donduran sözler, gittikçe daha da akıl almaz bir tablo. Ve harita öyle bir yere gidiyor ki, bizi öyle bir yere götürüyor ki Allah aşkına insan olamaz. Bu yapan kişi insan olamaz deyip onun biyolojik baba olmasını bile kabul edemeyeceğimiz bir yere götürüyor harita bizi. Annesine benzediği için öldürüyor. Mehmet Ali Yılmaz bu cani arkadaşlarına ben Mertcan'a bakınca annesini ve ailesini hatırlıyorum dediğini ve bu nedenle Mertcan'a zaman zaman şiddet uyguladığını
Çocuğun ilk şiddeti değil bu uygulanan. En son 2 ay önce ağzına bez tıkayarak dövdüğünü, Allah'ım 6 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz bir can ya. Mertcan'ın küçük kardeşi Taha Yasin'e ise daha az şiddet uyguladığını anlattı. Mertcan'ın teyzesi Azize Özger, bu adam psikopattı. Türkiye'de son yıllarda bu tür olaylar arttı. Devletimiz bu konuda duyarsız kalmasın. İdamı getirsin ve böyle birine ceza uygulansın ki kimse bu tür suçlara kalkışmasın diyor teyzenin isyanı. Bu Mehmet Ali denen caninin idam edildiğini görsek. Yani çünkü evladını kıymış artık bunun insanlıkla uzaktan yakın alakası yok yani. Ve korkunç şiddetlerle yani korkunç işkencelerle evladını kıymış. Artık idamını görsek, gözler önünde idam edilse ne kadar ibret alacağımızı farkında değil miyiz? Evet biz idam isterken gerçekten böyle retorik olsun, alkış alalım, güzel söz söyleyelim diye değil. Gerçekten artık bu olaylar dursun diye, cezaların yerini görsünler insanlar diye istiyoruz. Çünkü buradan idam çıktıktan sonra biz de biliyoruz ki artık birçok cani bir savaşı varsa kendini yapacak. Git kendini öldür kardeş, git kendini öldür, kendine zarar ver. Tabii onu hatırlıyorsan, annesini hatırlıyorsan, hatırlamazsan kendine koy o zaman. Çocuğun evladın ne suçu varsa o gencecik meleği nasıl hayattan koparırsın? Bu tür olaylarda bence bu kararı velayeti babaya veren kimse hangi sorumluysa onların afişe edilip gerçekten devlet büyüklerimiz tarafından o görevden acilen uzaklaştırılmasını talep ediyorum bir anne olarak. Çünkü neden biliyor musun? Adaletin başındasın. Biz senden başka kime güveneceğiz? Doğru. Evladımın velayeti için başvuruyorum. 6 tane ayrı suçtan sabıkalı babaya sen benim evladımın velayetini veriyorsun. Yani göz o babaya sen diyorsun ki öldür. Sen zaten bunu yapma potansiyeli olan bir babasın. Ama biz yine de verelim belki senin vicdanına kalmış. Böyle bir risk yok. Bakın adalet terazisi de şaşıyor. Gördüğünüz gibi şu anda bu tabloda adaletin şaştığını görüyoruz. Sen bu babaya çocuk emanet edemezsin. Hiçbir adalet edemez. Bak anne istemedi diyelim. Tamam mı? Annenin maddi durumu yok. Evet. Bakamayacak çocuklara. Anne istemiyor. Ben diyor bakamayacağım diyor. Yine de babaya verilmeli mi? Devlet kontrolünde olmalı. Yani gerçekten yurda verilmesi çok daha mantıklı. Neden? Ya ben kendi düşüncemi söylüyorum. 6 tane ayrı suçtan sabıkalı eşini döven, öfke kontrolü olmayan bir canavardan bahsediyoruz burada. Ne olursa olsun annenin maddi gücü olmayabilir. Birçok annenin yok. Birçok anne bakamıyor evladına. Belki maddi yetersizlikten dolayı şiddete sadece çocuklar için katlanan birçok anne yok mu? Çevrenizde de yok mu? Ama sadece annenin maddi durumu yok diye bir evladı anneden ayırıp sabıkalı vermeyin diyorsunuz mesajlarda bu pislik herif ama verelim inadına verelim. İçimizden hangi duaları ediyorsak Allah layığını bulsun diyelim bu şahsa. Ve cenaze görüntülerini verip ibret olsun. 6 yaşındaki bir evlada babası kıyıyor. Velayeti onda çünkü. Yazık. Hepimizin evladı. Hepimizin evladı. Ya bunu niye bıraktın ben ya bu? Ya bırakma abi. Ya bırakma. Anne. Anne baba. Anne baba. Anne baba. Anne. Dedi. Çok acı. Basilehan'ın önünde beklediği kişi evladı. Bu cenaze sadece orada kalkmadı. Hepimizin evinden kalktı. Hepimiz 6 yaşındaki bir çocuğun ölümünden bu kararı veren kimse o. En büyük suçlu o bana göre. Bakın bir de detaylar çıkıyor. Bircan, Mertcan'ın anneannesi Alice Özger konuşuyor. Kaçarak evlenmişler. Evet, bunlar tamam. Severek evlenmiş. Ama kızım çocuklar için her gün dayak yemeye katlandı diyor.
Evet. Çocukları için bir tane nasıl büyümesin? Evet. Anladın mı? O mantalite çoğumuzda var maalesef. Çocuklar için sabretti. Defalarca karakola gitti. Hatta kayınvalidesi şikayetçi olması için karakola kendisi götürdü. Kayınvalidesi de şahit. Boşanma sürecinde ise bir celsede kızım boşandı. Hakim bu kadar sabıkası olan birini hiç araştırmadı mı? Bu adamın ne yiyip ne içtiğini sormadılar mı? Çocuklara nasıl bakacağını sormadan velayeti verdiler. Adam çalışmıyor. Benim dediğim de gitti. Annede para yok. Annenin maddi durumu çalışmıyor. Adam çalışmıyor, hırsızlık yapıyor. Şeytan gibi biriydi. Her gün kapımıza geliyordu. Biz korkuyorduk, psikopat gibiydi. Ay, kızımın evliliğine biz rıza göstermedik. Kaçarak gitti, evlendiriyor. Bütün evliliklerim boşa gitti şu an. Bir de bu adama çocuk mu? Ben biraz evvel mantık aradım bu işin içinde. Hani annenin parası yok, maddi gücü yok, mecbur verdi. Öyle bir şey de yok. Ay Allah'ım, bu nasıl bir şey? Gerçekten bu adaleti sorgulamak şu anda hepimizin hakkı, biliyor musun? Evet. Yani bu kararı kim verdiyse Aile Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Ha, ben Adalet Bakanlığı'na da sesleniyorum. Adalet Bakanlığı'na da sesleniyoruz. Bu olacak işte. Ankara'da çok izlendiğimizi o kadar iyi biliyorum ki. Lütfen sayın bakanlarım, bu kararı kim verdi ortaya çıksın. Annenin maddi gücü yok da babaya verdi lafım da gitti. O da çöpe atıldı. Hani en azından binde bir böyle bir sebep aramaya çalıştım. Sebep yok. Suçu olan, sabıkası olan, öfke kontrolü olmayan, defalarca karakola giden, darp edilen bir annenin evlatları biyolojik babaya nasıl verilir? Yazık, günah. 6 yaşındaki bir can gitti ya. Gitti işte. Bu kadar canım, bu kadar. Şimdi sen konuşuyorsun. Acımız çok, herkes anlıyor, herkesin acısı var. Ama sonuç Mertcan gitti. Sonuç gitti. Gitti. Ama şimdi şöyle diyorum. Yeni Mertcanlar olmasın. İşte bu kadar kolay verilecek bir karar değil. Değil. Yani babanın işi yok, babanın sabıkası var. Evde zaten ailede büyükler, yetişkinler korkuyor adamdan. Babanın annesi, babanın öz annesi karakola kendi götürüyor gelişine. Düşünsene. Şikayetçi olsun diye. Kim bilir de nasıl bir terörist yok. Anne öldü bak. Anne hayata, bitkisel hayata devam edecek. Çocuk kardeşi lazım. 4 yaşında tane kardeşi var. O zaten şu anda rehabilite ediliyor. 4 yaşında çocuk rehabilite ediliyor. Onu da mahvettiniz. Bir daha sonra bahsede göndeririz. Fahriye, bir izleyicimiz diyor ki, kadın veriyorum diyorsa mahkeme vermiyorum diyemez. Böyle bir şey yok. Çok eğer vicdan varsa, devlet vicdan varsa, sabıkalı bir babaya nasıl verilir? Lütfen bunu bir araştırın. Yok, olmaz öyle. Olmaz öyle. Evet. Sabıkalı ya, sabıkalı. Peki, devam edelim. Tamam. Allah rahmet eylesin. Allah'tan tek dileğim yeni Mertcanlar olmasın. Amin. Allah hepimizin evladını korusun. Şimdi bir can, Müge Anlı bile anlatırken zorlanıyor ve kargaşa yaşanıyor. Şöyle sadece bir cümleyle aslında özetleyelim. Amerikan filmlerini izleriz ya, böyle cinsel istismar, şiddet, dayak, hepsi her vardır. Şey vardır, evet. Cinayet. O film bir canlı hali. Palo ailesi. Palo ailesi. İbretlik bir hikaye ve hepsinin yalancı olduğunu iddia ediyorlar. Bence kafa karışıklığındaki tek sebep çok kişi var. Evet. Bu hikayede çok kişi var ve bu hikayedeki herkes her şeye yardım ve taklit etmiş bence. Ben hiç konuyu bilmiyorum, ilk kez burada gördüm. İzleyiciden de yardım istiyoruz şu anda açıkçası.